klipte demiyor mu? Geçici sığınmacı gelmiş, işe girmiş. Ben işsiz kalmışım. Sen Türkiye de milletin demokrasi yapısının değiştiğinden bahsediyor. Türk milletinin hak ve hürriyetlerini kaybettiğinden bahsediyor. Hocam, Türk milleti, bir pardon, film çekmiş. Bana söyler bir misiniz? Duyarlılık, bir sanat icra ediyor. Bak, anayasanın 27. maddesine hocam, bakarsan anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmek dışında bilim ve sanat hürriyette kısıtlanamaz. İspanya'dan Türk Evet, şimdi ben son sessiz istilayla ilgili son saatlerde bakabildim. İnternet çok güçlü olmuyor biraz geldiğim bölgelerde. Şimdi şöyle, Türkiye'de bir mesele var. Sığınmacı, mülteci, göçmen meselesinde temel mesele onların varlığı değil. Bu arada 2,5 milyon hemen hemen izlenme oranı videonun. Şimdi tabii. Artarak devam ediyor. Tabii, çünkü evet. Videoda siz eğer senin çocuğun işsiz kaldı, bunun nedeni sığınmacı derseniz evet izler. Eğer doktorlar bu ülkeyi terk ediyorsa, sen bu nedenle sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun diyorsanız evet izlenir. Şimdi birazdan o klibe geleceğim. Şimdi Türkiye'nin temel meselesi bu konuda, onların buraya gelmiş olması, sığınmacıların, mültecilerin ya da işte göçmenlerin gelmiş olması değil. Bugüne kadar gerçekten tam dört başı mamur bir politikamızın henüz olmayışı. Doğru. Bu politika her ne kadar merkezi hükümet tarafından bir kısmı da yerel yönetimler tarafından gerek entegrasyon sürecini daha hızlı hale getirmek, gerekse bu kitlenin denetimi, kontrolü ve takibi noktasında belli aşamalar kaydedilmiş olsa bile bugün her yıl artan sayıda varlık gösteriyor olmaları, geliyor olmaları ve kontrolsüz bir şekilde özellikle daha sonra Afganistan, Pakistan ve bu gibi ülkelerden gelen herhangi bir savaş bölgesinden gelmiyor olmaları nedeniyle son derece kontrolsüz bir şekilde hemen hemen geldikleri şehirlerin her yerinde hem onların büyük bir mağduriyet içinde yaşamalarını engelleyemedik, hem de bu mağduriyeti yaşarken aynı zamanda geldikleri o şehirlerin biraz huzur ortamını, biraz güvenliğini, biraz demografik yapısını da bozuyor evet. olmaları nedeniyle evet bir sıkıntı var. Ama ben bu sıkıntının ne böyle bu videonun çekilme amacı içinde bu sorunu çözme noktasında bu videonun şu kadarcık bir amaç taşımadığına inanıyorum. Pınar Hanım, size not olsun. Bugün Ümit Özdağ ile konuştum. Ümit Özdağ yapılan bir takım araştırmalar ve analizlere de dayanarak iç savaş tehlikesine ve bunun çok kısa bir zamanda olabilme olasılığına dikkat çekiyor. Bu bir. İkincisi, hoca dedi ki, Ümit Hoca yani, mesela sosyal medya üzerinde videolarla yayın yapan ve mültecilere ya da sığınmacılara karşı neredeyse radikal yayın yapan bazı gruplarla kendilerinin mahkemelik olduğunu, onların da bir anda İşte bu sosyal medya hesaplarını ortadan kaldıklarını söyledi. Ataman diye bir gruptan söz etti mesela. Hı. Ve bunların provokatif amaçlı ya da bazı güçler tarafından kullanılma olasılığına da dikkat çekiyorlar. Ve çok ciddi uyarıları var hocanın. Yani ben bakın şu videonun değil mi Hande Karacasu yönetmenliğinde çekilen bu sessiz istilayı izlediğinizde bu sorunun çözümüyle ilgili bir şey görüyor musunuz? Var mı? Nasıl? Bu videoyu izlerken siz bu ülkemizde bu sorunun çözümüne soruna dair dikkat çekiyor. Çözüm soruna sorun. Dikkat çekerken bence bu film hocam, ayrıca. Hayır, bu soruna film. Dikkat çekerken 40 sene sonra çocuğunuz yurt dışına gitmiş, bu, çocuğunuz işsiz, bütün siz filmlerde bu. Neleri görüyorsunuz ya? Hocam bu tamamen bana göre Türk yani, Ceza Kanunu'nun var mı 216. Türk Ceza Kanunu'nun
prensibi toplumun karşısında belli bir var mı öyle bir şey? Kimde öfke uyandıran açık Allah. Ve yakın son tehlike kılıfı var. Hayır, bırak o açık yakın tehlike. Böyle bir kim ve düşmanlığa alenen tahrik var mı? Ben bakın ben vicdanım yok. O zaman hani bütün o gösterilen Amerikan filmlerinde de bu dediğini o hep suç işleniyor sabahtan. Hocam Trump duvar öreceğim dediğinde Amerika'daki gerçek demokratlar kalkıp bu fikrin ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlaşıyoruz. Trump'ın tedaviye muhtaç bir biri olduğunu söylediler. Sadece duvar örme konusunda bile Amerika Kongresi Senatosundaki bütün demokratlar ve o ülkenin bütün demokrat entelektüel kesimleri bunun son derece tehlikeli olduğunu, kendi işlerinde bulunan Meksikalılara karşı farklı bir tehlike yarattığını. Ama burası Orta Doğu hocam. Elma ile anlarım. Meksika'dan gelenler de bunlar. Hocam şimdi bir sorunun varlığını bakın bir bu insanların gelişini, bu insanların burada bulunuşunu ve bu insanların nasıl bu ülkede sorun bunlar yaratmadan değil, göç artık bir silah olmuş. Yaratmadan yapmış. Hocam yaratmadan. Hocam Pınar Hanım'ı bitirsin size geleceğim. Lütfen tamamlayın siz de. Bu ülkede entegrasyon süreçlerini kim bu entegre ülkede, edecek? Bu ülkede nasıl, onların da toplumla barış ve huzur içinde nasıl? Zor olanı geçip çözümün ne? Şimdi zordur hocam. Bunu çözmek liderlik ister. Evet. İşte İstanbul'da trafik sorununu bunun ne alakası var İstanbul'da trafik sorununu? Biraz önce Hasan hocam dedi ya trafik sorununu çözülemiyor. 4 milyon Afganlı Suriyeli mülteci var. 2011 yılından itibaren Suriyeliler gelmiş de niye çözmüş? Şehirde 20 milyonun 11 yıldır ne yapıyorsun? Olduğu bir yerde hele Pınar, 11 yıldır ne yapıyorsun? Trafik sorununu çözemezsiniz dediği Ersan noktada. Hocam, bitirsin Pınar Hanım. Bütün sorunları bu ülkede demokrat. Şimdi ben Sayın Ümit Bey'in bir soruna dikkat ediyor oluşunu problem görmüyorum. Ama bu ülkede sığınmacılardan dolayı bu ülkede bulunan insanların hak hukukunun ne kadar çiğnendiğini söylemiyorum. Aynı zamanda Ümit Bey'in Pınar, bu ülkede demokrasinin Suriye'den gelenler sığınmacı olan sığınmacı başka, diye bir hocam, kavram var mı bizde? Öncelikle bu ülkede çok sesli var mı sığınmacı diye bir kavram kabul eden bir demokrat mısınız? Çok sesliliği ve çok renkliliği kabul etmiyor. Bunun ne alakası var Suriye'den gelenlerin hocam, istenmemesi işte ve gönderilmesiyle çok renkli ne alakası var ya? Ben Ümit Bey'im. Pınar Hanım bakın, bitirin Ümit lütfen siz. Vatandaşlık başka, yabancı başka. Bitireyim hocam. Evet. Ümit Bey bir partinin genel başkanı mı? Bir partinin genel ben başkanı Ümit Bey'den olarak, konuşmuyorum ki. Ben oradan konuşuyorum hocam. Ben Ersan kanundan hocam, kitaptan konuşuyorum. Sevgili sen sığınmacı hocam diyorsun. Sığınmacı hocam, diye bir kavram sorayım var mı Türk kanununda? Var mı? Bir yerde var hocam, mı? Var mı ya? Sığınmacı, mülteci veya göçmen. Ne fark eder? Pınar sınıfta kalma Allah hayır, aşkına hocam, yapma böyle. Ya. Fark eder derken biliyorum sığınmacı. Hocam sığınmacı statüsünü biliyorum. Sığınmacılık kalktı şartlı mültecilik şartlı geldi. Şartlı mülteci kalktı, sığınmacılık tamam bunu biliyorum. Yok. Hayır hayır. Yok. Bunlar, ya ben hocam hukuki teknik olarak ayrımını biliyorum. Tamam. Sığınmacı kim tamam, bizim nasıl bir halk tabiri. İnsan insandır hocam. Sözleşmeye taraf olmadığımızı biliyorum. Şerhimizi biliyorum. Hepsini biliyorum. O değil o mültecilik onu da boş ver. Biz mülteci geçici koruma altında olanlar da geç. Suriye'den gelenleri geçici koruma altında gelenler de geç. Biliyorum. Avrupa'dan gelenleri mülteci koruma altında olanlar geri gidecekler. Kimseleri mülteci kabul etmiyoruz. Geçici sığınma hakkı veriyoruz. Geçici sığınma hakkı da o tehlike kalktıktan sonra gideceksiniz demektir. O kadarını biliyorum sevgili hocam. Peki. Ama ben şu an onu konuşmuyorum. Şu an neyi ben bu video, sessiz istila videosunu konuşuyorum. Sessiz istila videosunda videosuyla ilgili Sayın Ümit Özdağ'ın açıklamasını konuşuyorum. Nereye bağlıyorsunuz Pınar Hanım? Siz sordunuz Erdoğan Bey. Hayır tamam ama hani siz sordunuz ben de orayı tamam, söylüyorum. Tamam, eğer bana diyorsanız soruyorsanız sığınmacı mülteci arasındaki onu farkı sormuyorum söyleyeyim. Bu konu hakkındaki yorumunuzu merak ettim. Bir zahmet sessiz istilayla ilgili diyorum ki bu videonun varlığı bu videoyu çektiren Ümit Bey'in Türkiye'deki bütün meselelerin altında sığınmacı mülteci meselesini görüyor olmasını yadırgıyorum. Peki. Çünkü Türkiye'de eğer işsizlik varsa bunu sığınmacılar geliyor sizin işinizi kapıyor diyorsanız bu ırkçılığın bir başka yanıdır. Eğer senin ekmeğin alınıyor diyorsanız o kesimi diğer kesime karşı kışkırtıyorsunuz. Sen o filmi öyle mi anladın? Hocam girişinde çocuk diyor ki tamam, anne
Benim ne anladın o filmden? Doktorlar ırkçılık mı anladın o filmde? 2043'ten ya ülkenin ciddi bir sorunu, o soruna parmak basıyor, işaret ediyor. Ne diyor beğenmeyebilirsin, hocam? Kabul etmeyebilirsin. Hocam 2043 yılında bundan dolayı bir insan yakalanıp gözaltına alınır mı? Bir dakika, oraya geleceğim. 2043 yılında bu film, 2043 yılında bir anne, bir baba, bir çocuk. Evet. Oturmuşlar baba. Daha önce anneyle babanın gençliği var. Doğru. Tamam, çocuk diyor ki bu doktorlar bunun diyor, sebebi sizsiniz diyor. Tamam, bu sığınmacılar, siz bu hale getirdiniz. Bu göçmenler her yeri gelsin ve beni bu hale getirdiniz diyor. Ne var bunda? Bu doktorlar kaçarken bunun sebebi bu sığınmacılar. Ya demokratik toplumda böyle bir huysun diyorum sen. Irkçılık nedir ya? Tamam, bu çocuk niye işini kaybetmiş? Sığınmacılar ırkçılıktan dolayı mı kaybetmiş? Hayır, onlar gelmiş bu çocuğun işini almış. Kardeşim diyor ki hocam, sen ülkene zamanında sahip çıkmamışsın. Bu ülkenin demografik yapısını değiştirmişsin. Türk milletinin hak ve hürriyetlerini korumamışsın. Beni bir genç olarak muhtaç hale getirmişsin. Tamam, böyle bir vurgu yapmak, buna hocam, bir vurgu yapmak, uyarmak nasıl geçici, olup da ırkçılığa vardırdın meseleyi ya? Bu çok kolay bir yaklaşım. Hayır, ya. Hayır hocam. Bırak. Ya o klipte demiyor mu? Geçici sığınmacı gelmiş, işe girmiş. Ben işsiz kalmışım. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısının değiştiğinden bahsediyor. Türk milletinin hak ve hürriyetlerini kaybettiğinden bahsediyor. Hocam, Türk milleti, bir pardon, film çekmiş, bir duyarlılık, bir sanat icra ediyor. Bak, anayasanın 27. maddesine hocam, bakarsan, anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmek dışında bilim ve sanat hürriyeti de kısıtlanamaz. İspanya'dan Osmanlı'ya geldiğinde 500 bin nüfus geldi hocam, değil mi? Evet. Gurur duyuyoruz. Diyoruz ki Endülüs'te 1400'lerde Endülüs'ten 500 bin Musevi vatandaş kalkıp Türkiye Osmanlı'ya geldiğinde. Sen Servin Mondros Mütarekesi'nin vaziyetini biliyor musun? Bir saniye hocam, 500 bin bak, insan şey geldiğinde sen, Osmanlı o zaman, dedi mi demokrasi? Biraz tarihe gidersen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce sözde Serb Barış Antlaşması'yla bu ülke demografik yapı, din ve mezhep ayrımının üzerinden parçalandı. Ben müdahale edeceğim. Ersan Hocam. Pınar Hanım. Pınar, tarihi inkar ediyorsun. Ersan Hocam. Bir saniye. Pınar Hanım. Bir saniye. Ben önce sana göre gülüp gülüp ne yapalım? Ümmetçilik mi yapacağız? Anlamadım ki.